Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda biat kelimesi üzerinde değerlendirmelerde bulunacağız. Biat veya beyat iki türlü de ifade edilir. İtaat sözü vermek anlamında. Diyelim ki yetki sahibi, otorite sahibi birisi var. Ona biat ediyoruz. Ona bağlılığımızı ifade ediyoruz. Buna biat deniyor. Ve belli bir makama gelen, mesela sultandır veya halifedir, bu gibi kimseler insanlardan biat alırlar. Yani kendilerine sadakat sözü alırlar. Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a biattan söz edilir. Ve mesela Hudeybiye barışında Peygamber Efendimiz bir ağacın altında Müslümanlardan ölümüne savaşma hususunda biat almıştır. Şöyle ki, Peygamber Efendimiz Medine-i Münevvere'deyken ve Mekke daha müşriklerin elindeyken 1400 sahabiyle umre niyetiyle yola çıkıyor. Hudeybiye'ye gelindiğinde müşrikler onları durduruyor. Karşılıklı görüşmeler oluyor ama başlangıçta anlaşma sağlanmıyor. Bu arada diğer tarafa elçi olarak gönderilen Hazreti Osman'ın şehit edildiğine dair bir haber duyuluyor. Gerçi şehit edilmemiş, sadece tutuklanmış ama haber böyle gelince Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Rıdvan ağacı altında, Şeceretü Rıdvan tabir edilir, ağacın altında sahabelerden biat alıyor. Kendi eli onların elinin üstünde. Onlar da bu şekilde söz vermek suretiyle yeri gelirse canımız pahasına seninle birlikte savaşacağız. Bu mealde Peygamber Efendimiz'e söz veriyorlar. Kur'an-ı Kerim Fetih Suresi'nde bu olaya da yer verir ve Allah-u Teala'nın bu şekilde biat edenlerden razı olduğu ayette ifade edilir. Ve denilir ki لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اِذْ يُبَيْعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَى Ağacın altında sana biat ettiklerinde Allah müminlerden razı oldu. Ve yine konuyla alakalı aynı surede geçen bir ayette de şöyle denilir. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُبَيْعُونَكَ اِنَّمَا يُبَيْعُونَ اللّٰهِ Sana biat edenler ancak Allah'a biat etmişlerdir. يَدُ اللّٰهِ فَوْغَ اَيْد۪يهِمْ Allah'ın eli onların elinin üzerindedir. Yani bu şekilde peygambere biat ettiklerinde mecazi manada, yani doğrudan Allah'a biat etmiş oluyorlar. Çünkü peygamber Allah'ın temsilcisi, Allah adına onlardan söz alıyor. Böyle olunca mecazi bir anlatımla Allah'ın eli onların elinin üzerindedir. Kur'an-ı Kerim'de Mumtehine suresinde Peygamberimizin kadınlardan biat almasıyla alakalı bir hususa yer verilmiştir. Ve burada biatın biraz ayrıntıları da kendini göstermektedir. Şöyle ki, Ya eyyühen nebiy, ey peygamber, İzâ câekel mu'minât, mümin kadınlar sana geldiğinde, yübeyyâneke, sana biat etsinler. Alâ ellâ yüşrikne billâhi şey'e, yani şunlar üzerine, şu konularda biat etsinler. Allah'a hiçbir şeyi şerik koşmayacaklar. Yani Allah'ı bir olarak bilecekler. Bu konuda biat etsinler. Ve la yesrigne hırsızlık yapmayacaklar. Ve la yeznin zina etmeyecekler. Ve la yaktulne evladehunne ve çocuklarını öldürmeyecekler. Ve la yetine bi buhtanin yefterine beyne eydihinne ve erculihinne ve çocuklarıyla alakalı bir başkasına iftirada bulunmayacaklar. Ve la yasîneke fî maruf ve maruf olan bir şeyde sana isyan etmeyecekler. Febâyi'hunne onlar bu şekilde biat ettiklerinde sen de onlardan biatı al ve estağfir lehunnallah ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Burada biatın biraz ayrıntılarına yer verilmiştir. Biatın bazı maddeleri, işte tek Allah'a inanmak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, evladını öldürmemek, iftirada bulunmamak, maruf olan bir şeyde isyan etmemek gibi. Bu
Bunlar gerçekten önemli maddeler ve her devlet ricali tebaasından bu gibi şeyleri de talep etmesi gayet normaldir ve olması gereken bir durumdur. Tabii günümüze bakan yönüyle, yani acaba bizler nasıl biat edeceğiz? Mesela günümüzde parlamenter sistem var. Parlamenter sistemle insanlar oylarını kullanıyor ve bir partiyi iktidara getiriyorlar. Veya bazen koalisyonlar şeklinde. Acaba bu da bir nevi biat mıdır? Birebir aynen biat diyemeyiz ama yine de tercihini kullanmış oluyor. Ben falan partiyi destekliyorum ve o benim temsilcimdir gibi bu şekilde zımni bir biattan söz edilebilir. Ve her bir Müslüman günümüzde peygambere biatını La ilahe illallah Muhammedur Resulullah derken tazelemiş olur. Yani peygamberimiz Allah'tan bize ne getirmişse semi'ane ve etane, işittik, itaat ettik. Öte taraftan Allah bize ne buyurmuşsa semi'ane ve etane, işittik, itaat ettik. Bu manada biat günümüzde de söz konusudur. Ve bizler salavat-ı şerifeleri okurken bir nevi biatımızı tazelemiş oluyoruz. Ve bu manevi bir biattır. Yani doğrudan peygamberimizi görerek biat etmek değil ama Allah'tan onun getirdiği ne varsa hepsini toptan kabul etmek, bu manada bir biat söz konusudur. Bunun yanında diyelim ki bir müesseseye müdür olarak gelen birisi elemanlarını toplar. Onlara işte şu hususlarda sizden teminat istiyorum. Sizlerin desteğini bekliyorum der. Onlar da evet seninle beraberiz derler. Bu da bir nevi yine biattır. Ve insan verdiği söze riayet etmekle mükelleftir. Yani bir idareci düzgün bir şekilde biat almışsa, makul şeyler de istiyorsa bunun gereğini de yapmak son derece önemli. Hani bir ekip işi tabiri caizse, hani şöyle söylenir. Havarilerini bulamayan İsa unutulmaya mahkumdur. İsa aleyhisselam havarilerini buldu. Men ensari ilallah dedi. Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimler? Ve havariler dediler ki nahnu ensarullah. Biz Allah'ın ensarıyız, yardımcılarıyız. Ve İsa aleyhisselam o havariler vasıtasıyla davasını dünyanın her tarafına duyurmuş oldu. İşte günümüzde belli bir misyon sahibi her bir insan etrafında beraber gideceği kimselerle bir nevi biat manasında onlardan söz alır. Onların kendisine destek olmasını ister ve onların verdikleri sözün ardında durmalarını onlardan talep eder. Ve bu şekilde bir nevi biat manası gerçekleşmiş olur. Ben bir de Kur'an-ı Kerim'de bir başka biat şekline dikkat çekmek istiyorum. İlgili bir ayette Tevbe suresinde şöyle geçer. İnna Allahe eştera minel mu'minine enfusahum ve emvalahum bi'enne lehumul cenne. Allah müminlerden nefis ve mallarını cennet mukabilinde satın aldı. Yugatilune fi sebilillah. Onlar Allah yolunda savaşırlar. Fe yaktulun ve yuktalun. Öldürürler ve ölürler. Vaden aleyhi hakkan, Allah'a hak bir vaattir bu, cenneti vermek. Fit Tevrat ve İncil ve Kur'an, işte Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da Allah'ın verdiği böyle söz vardır. Ve men evfa bi ahdihi min Allah, Allah'tan sözüne daha ziyade vefalı kim vardır? Festebşiru bi bey'ikum allazi bay'tum bih, öyleyse yapmış olduğunuz bu biat ile sevinin ve ferahlayın. Burada alışveriş, yani işte nefis ve malını Allah'a vermek, buna mukabil de bunun karşılığında cenneti almak, sanki Allah ile bir nevi biat gibi, bir nevi alışveriş gibi ifade ediliyor. Ve Allah-u Teala cennet gibi bir vaatte bulunuyor. Ve Allah vaadini en ziyade yerine getirendir. Ondan daha ziyade ahde vefa gösteren de elbette yoktur. Cenab-ı Hak bizleri
Allah'a biatında, peygambere biatında sebat eden bahtiyarlardan eylesin.